Bütün bunların içinde de Galatasaray ben oyunun kilidinin orta saha olduğunu söylemiştim. Orta sahada rakibine sağladığı üstünlükle bence Galatasaray büyük bir avantaj elde etti önce. Galatasaray son iki hafta iyi oynuyordu. Hem Rize hem de son oynadığı Gaziantep maçında bunu ortaya koymuştu. Sanchez'in dönmesiyle Abdülkerim'le defansın merkeze oturmuş. Solda bugün İsmail Yakops bence iyi oynadı. Kaan dönem dönem e, Maksim'ine karşı zorlansa bile ki Fenerbahçe'nin en etkili olmayı beklediği yerdi sol taraf. Galatasaray defansı hemen öndeki Torreira'nın ve Sarı'nın da katkılarıyla bugün iyi bir performans sergileyince... E, taraftarını mutlu etti diye bir bağlayıp hocam. Kısa Çünkü, kısa hayır, şu yüzden... Evet. Florya'da o taraftar bekliyor. Galatasaray'ı bekliyor. Taraftarı çok mutlu etti. <laughs> evet, Dediğin doğru orada da görülüyor zaten. Florya'da büyük bir sevinç var. Uzun uzun <laughs> da konuşacağız hocam. Bu gece maça dair anlatacak çok şey var. Cem Pamiroğlu'na döneyim. Fenerbahçe taraftarının beklentisi çok yüksekti. Jose Mourinho yepyeni <laughs> bir kadro <laughs> ve Galatasaray karşısında kendi evinde oynadığı maçta şüphesiz tek hedef vardı Fenerbahçe'nin 3 puan ama evdeki e, çar hesap çarşıya uymadı. Ya tabii senin de söylediğin gibi Cüneyt yani maçtan önceki beklentilerle maçın içerisindeki karşılaştığın şeyler birbiriyle örtüşmüyor. Çünkü e, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si biz ne dedik maçtan evvel bir, bir test maçı olacak adeta ve bütün oraya herkesin beklentisi de gelen taraftarın da camianın da Fenerbahçe'nin de hepsi e, bir galibiyet ve de Fenerbahçe'nin yenilmesi akıllarından bile geçmeyecek hı hı. bir skor yatıyordu açıkçası. Ama oyun başladı. Oyun başlar başlamaz tabii ki Fenerbahçe'nin aslında kötü de başlamadığı ama Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlardaki şanssızlığı, beceriksizliği ve Fenerbahçe'nin her an gol atacak beklentisi içerisinde olmasını bekleyen Fenerbahçe seyircisi ve taraftarı. Ama bir bakıyorsunuz ki mesela işte Torreira'nın atmış olduğu şut, Livakovic'in çarpması. Fakat burada ee, önemli olan bu gol şansının tabii Galatasaray'dan yana olmasının çok önemli bir etkin olduğunu söylememiz lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin aynı zamanda e, gol beklentisi her zaman o oyun içerisinde olmasına rağmen tam ne zaman gol geliyor, tam Fenerbahçe gol atacak diye beklerken bu sefer ikinci gol geldi. İkinci gol geldi ve Fenerbahçe aslında oyundan gene de düşmedi. Yani Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunlara bakıldığında oyun zenginliklerinde Galatasaray'dan çok geri kalan bir şeydi ama pozisyon zenginliği açısından ve pozisyonun neticelendirme açısından Galatasaray'ın bir üstünlüğü vardı. İkinci devre bir şekilde bitti ve bir şekilde biterken de yani biz maçtan evvel Ahmet Hoca'nın dediği gibi hepimiz genelde bütün futbol otoriteleriyle beraber bizim de düşüncemiz orta sahaların kağıt üstündeki oyuncu grubuna bakıldığında Fenerbahçe'nin orta sahasının daha iyi olduğu şeklindeydi. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz bu kağıt üstündeki favori gördüğünüz oyuncular 10 üzerinden 6 oynarsa, 10 üzerinden 5 oynarsa o zaman o orta sahanın gücünün bir esprisi kalmıyor. Galatasaray şöyle bir avantaj oldu. Bir oyunun her bölgesinde iyi oynadı. Yani 10 üstünden 8 oynadı. Bir de erken 2-0'ı bulmanın getirdiği avantajla da direnç kazandı Galatasaray. Oyunun genelde daha çok şeyinin, tehlikenin olduğu yerler Fenerbahçe'sinden bakıldığında daha çok sol tarafta Maksimen tarafından oldu. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var. Çok geniş alanda oynuyor sevgili Cüneyt. Bu geniş alanda oynamanın getirdiği dezavantaj, orta sahanın enerjisi çabuk kayboluyor. Ekonomik kullanamıyorsunuz. Biz bunu daha belki haftalarda söyledik. Yani Fenerbahçe'nin kazandığı, 3 puan aldığı maçlarda da oyunu çok geniş alanda oynuyor. Oradaki oyununu oynadıklarındaki orta sahanın gücü, fizik kalitesi hepsi yüksekti. 10 üstünden 8-9 İsmail'i, Fredi, Şimanski'yi öve öve bitirememiştik. Ve bu yüzden de zaten Galatasaray'ın orta sahasından daha iyi bir orta sahaya sahip olduğunu söylemiştik ama bu akşam tam tersine Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oynayan oyuncular hep, hepsi 10 üstünden 5-6 oynadı. Ve ikinci yarıya gelindiğinde de ikinci yarıda ben açıkçası iki tane, üç tane bir değişiklik bekliyordum. Bir tane değişiklik. İsmail'i çıkardı mesela ama çıkması gereken Ceko da çıkabilirdi, Tadiç de çıkabilirdi. Ne bileyim Osterbolde ile orada bir yer değişikliği olurdu, Tadiç'in yerini değiştirebilirdi. E, İrfan Can Kahveci gibi senin geçen seneden hakikaten damga vurmuş, milli takımın göz olan bir oyuncu var. ya Bu kadar bekletmeye gerek yok. Çünkü bu oyuncuları, bu kadar iyi oyuncuları bekletirsen hı hı. sen verim almakta da zorlanırsın o çocuğun formundan da uzaklaştığını görürsün. Eski havasına ulaşmasında mesafe ve zaman kaybeder. Şimdi bunların hepsine bakıldığında Fenerbahçe'nin hala bence kadro yapısı bir türlü oturamadı. Çünkü oyunu çıkmadığını galip gelen oyunlarda oyunlarda bile maçlarda bile evet galip geliyor ama Fenerbahçe yetenekli gol ayaklarıyla geldiğini ve oyunun çıkmadığını, taraftar galibiyetten, skordan memnun ama oyundan memnun değil. Hep bunları ifade etmiştik. E bugün hem oyun çıkmıyor hem de gol yerlerindeki pozisyonlarında yetenekli dediğimiz gol vuruşlarını yapamayan ayaklarda olduğu zaman e karşında da Galatasaray var. İki sene oturmuş bir kadro, Okan Buruk ve bunların hepsi de gerçekten aidiyet duygusunu. Ya şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani aklıma gelmişken Galatasaray'da şöyle bir bir avantaj var Cüneyt. Galatasaray'a gelen transfer olan oyuncu Galatasaray'ın yapısındaki o aidiyet duygusunu çok çabuk kendisine adapte ediyor. Fenerbahçe'de böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe gelen oyuncu Fenerbahçe'nin o oyuncunun Fenerbahçe takım aidiyet duygusunu maalesef bir türlü oluşturamıyor. Ve bu yüzden de takım olmakta sıkıntı çekiyor. Şimdi takım olmakta sıkıntı çekerken çeken bir Fenerbahçe'nin bölgelerine baktığınız zaman da seçilen oyuncuların doğru seçildiğini de ben düşünmüyorum. Kim mesela? Defansın merkezi. Defansın merkezinde biz diyoruz ki ya Bekao-Ciku ikilisi iyi bir ikili. ...evet çağlar iyi oynuyor ama... ...şimdi oradaki uyum... ...geçen seneden beri iyi bir uyum olduğunu söylüyoruz... ...şimdi geçe, geçen hafta... ...BKU iyiydi... E, ...BKU'yu oturtuyorsunuz, CIKU'yu oynatıyorsunuz... E, ...sonra geçen seneden gelen... E, ...eksik bir kadron var... ...kim o? Bugün o sayı yok... ...o sayı geçen senenin önemli adamı... ...ve geçen sene önündeki İrfan Can Kahveci ile... ...orada üçgenler kurarak... ...çok önemli işler yaplar. ...kaldı ki e, keza Ferdi... ...Ferdi'nin... Tadiç'le beraber mesela Tadiç'in oyunu da bozuldu mesela. Tadiç geçen sene sol taraftayken Ferdi ile birbirlerini tamamlayarak çok iyi oyunlar çıkardılar. Fenerbahçe'ye yarar sağladılar. Şimdi bunların hepsinden yoksun bir Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin bence geçen seneki iyi oyun, iyi oyuncu hem şifreleri bozuldu hem de bazı oyuncuların tabii eksik olmasından dolayıydı. Oraya yeni kurulacak bir oyunu maalesef Jose Mourinho bulamadı. Ama ben her şeye rağmen Evet bir 5 puan geriye düştü Fenerbahçe ama daha bu lig uzun bir maraton. daha bu suyu köprünün altından çok sular akar diye de söylemem Zeki lazım. Zeki Uzunurkan bugün foto ilk sayfası çok güzeldi. <laughs> Teşekkür ederiz. Duelloyu Galatasaray kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de Devamı bursun. da gelecek. Ee, Enteresan bir maç. Senin de da konuda şey oldu. Teşekkür ederim. Devamını da. getirdi. Enize Devamını sağlık. getirdik. Bugünkü ilk sayfa da çok güzel. Yarın Teşekkür okuyucularla ederiz. buluşacak. Yani şunu söylemem lazım. Maçı izlerken şunu gördüm. E, sanki Kadıköy'de ev sahibi takım Galatasaray'dı. E, konuk takım, deplasman takımı Fenerbahçe'ydi. Yani e, 50 bin Fenerbahçe ki takımı sonuna kadar ateşlemeye çalıştılar. E, taraftardan hiç etkilenmedi Galatasaray. Oyununu oynadı. Yani Galatasaray e, bir ezberi var artık. Yani bu işi çok iyi biliyor bu ezber oyun ezberinin dışına çıktı artık yarış ezberi ya bu arada düelloyu sevgili Bora Füsunoğlu yönetmenimiz. Ya, yarınki Ekilde daha güzel ekle... olsun. Nereden aklınıza geldi ben? <laughs> zaman Sabah zaman yapardık bunu. Çok Bizim kuşak gitti. bilir. Evet. Western Tam Western mi? tadında bir sayfa olmuş. De devamını ya, göstermiyoruz. Işi... Devamı i̇şi... da Tabii. aynen. <laughs> sabah Şimdi aldıklarını evet, göreceksiniz İşin içine o kadar gir girmişim ki <laughs> Burada... akşam gidip e, gecenin ikisinde e, 3.10 3-10 Yuma trenini izledim. Yani. O derece. Tom Big Texas'lar vardı bizim kuşak Bilir. bütün yani serisini saklıyorum gibi. var bende tamamı bütün hepsi var. Ne tabii bir söylemek. Şimdi pazartesi tanışıyor. günlerini beklerdik biliyorsun. Ya çok güzel günlerdi. günlerdi. Tabii bizim bu kuşak böyle büyüdü. Biz hani bundan anlar. Bizim zaten gazete Ama okullar. tam bir duelloydu. Ee, Mourinho'nun toplantısına tabii. katılmadığını da söyleyelim. Tabii. Ona, Okan Hoca'nınki e, uzun sürdüğü tabii. için onu Şimdi, da ayrıca konuşacağız, değerlendireceğiz. Şunu söyleyeyim. Ee, bir defa yani Mourinho belki hani dünyada saysan ilk beşe girecek kalitede, donanımda bir teknik direktör ama iyi hoca olmak maç kazandırmıyor. Yani sahada savaşmazsan, rakibi iyi analiz etmezsen, takım üzerinde o egemenliği kuramazsan, o ruhu aşılayamazsan, şampiyonluk ruhunu takım ateş aşılayamazsan patinaj yaparsın. Ki geçen yıl e, ilk 6 haftada 6'da 6 yapan bir Fenerbahçe vardı. E, bu sezon işte Mourinho'yu dünyanın en büyük hocalarından biri getir, birini getiriyorsun. Türk futbol tarihinin en pahalı transferini yapıyorsun. Ama ne gariptir ki Türk futbol tarihinin en pahalı transferi yedek kulübesinde. Şimdi diğer taraftan e, takım 2-0 geride ben onu anlayamadım. Yani takım 2-0 gerideyken e, İsmail Yüksek'i çıkarıp Defansif bir orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı oyuna koyuyorsun Yani senin e, Goller atmaya ihtiyacın var Önce beraberlik sonra galibiyete ulaşman için Bir hücum oyuncusu daha sokman lazım Zaten oyun elden gidiyor Sen 2-0 önde olsan anlarım yani Skoru koruyacağım Daha e, savunma ağırlıklı bir takım oluşturayım Maçı koruyayım Skoru koruyayım Ya Kendisiyle çelişiyor Kenarda çok fazla böyle skor 2-0 oldu Yüz ifadesine baktım Sıfır sıfırken de aynı yüz ifadesi vardı. Çok böyle e, skor karşısında üzülmüş, işte, e, çırpınan bir Mourinho'yu görmüyorum. Mourinho takım üzerinde bir egemenliği yok. Tabii ki oyuncuların büyük saygısı vardır, taraftarın saygısı var ama işler kötüye gitmeye başladığında, o puan farkı açıldığında ki muhtemelen bu şekilde oynamaya devam ederse bence puan farkı açılır. Tabii Anadolu takımlarının karşı... Ee, bu büyük takımlar puan kaybetmezler ama kendi aralarındaki maçlarda bu kadar e, korkak futbol oynatırsa takımda bence korkak futbol oynatıyor. Geçen yıl topuyla ile ile İsmail Kartal yönetiminde bu takım rakiplere e, sahayı dar edip az da pozisyon veriyordu. Hı hı. Yani bu takımda üstüne bu takımı koruyup tamam Ferdi Kadıoğlu gitti önemli bir kayıp ama... E, yani çok değerli transferler yapmışsın. Ne olursa olsun oradan buraya bu takım gelmez. Takım geriye gitmez. Test maçıydı. Bence Mourinho sınıfta kaldı. Buradan ders çıkarmaları lazım. Bakıyorum yöneticiler konuşurken hala şunu söylüyorlar. İşte 5 puan geride olsak da biz iyi oynadık. Fenerbahçe iyi falan oynamadı. Fenerbahçe derbilerde Galatasaray derbilerinde evet kaybeder Kadıköy'de ama aslanlar gibi savaşır. Bugün savaştığını görmedim oyunun son 10 dakikası hariç.